Olimpos dereyatağı. Nehir kurumuş, çok az su akıyor. Kimse yok. Nisan 2021 Cuma, Antalya Olimpos. Hava mevsimine göre serin ve bir rüzgarlı. Gezici yük. Antalya Olimpos antik kentindeyiz. Nekropolis, nekro, ölü, polis şehri demek. Ölüler şehri. Antalya'daki sayısız güzellikteki antik kentlerden sadece bir tanesi. Ümit Işık'ın dediği gibi dünyanın en büyük açık hava müzesi Türkiye. Özellikle de Antalya, Likya, Pamfilya pisliği bölgeleri olmak üzere sayısız güzellikte antik kentleri gez gez bitiremiyoruz. Bitlisine zaten. En büyük evimiz çay. Kazı çalışmaları devam ediyor. Şurada bir tane vinç var hatta. Gayet güzel. Olimpos'a geldiğiniz zaman yapacağınız ilk iş denize girip yüzmek oluyor mu? İşte böyle bazen antik kentlerinde gezebilirsiniz.
kalan taşlar üst üste birbirinin üzerinde durabiliyor. Ve daha kuvvetli bir şey çok güzel yapmışlar ki yani herhangi bir kayma oynamada o taşların birbiri arasındaki ilişkisi devam edilsin diye. Ama Roma ve Roma'dan sonra Bizans'ta Roma'dan sonra artık dönüş yapabilen plastik var. Plastik olan yani kemer buluyoruz ve dolayısıyla kubbe görmeye başlıyoruz. Aslında çok uzak bir Yunan farkından kaynaklanıyor. Tarzın içindeki volkanik parçalar diye anlatmış olayım. Ve onun önünü kapatmış demek Roma'dan sonra. Ama ne kadar sonra falan üzerine düşünmek lazım. Ama biz biliyoruz ki bu milattan sonra 2. 19. Hangisi? Bura. Çünkü niye? Ya. Çünkü niye? Orada şey var. Su değirmeni var normalde. 19. yüzyılda oraya su taşıyor. Benim bu antik kentte en sevdiğim şey bu galiba bu arada. Çünkü şaşırtıyor yani. Evet. O yüzden. Ters köşe. Yanlış bir tane bir yerde kapanmış. Yatağını değiştirdim. Bunun için yapması için yatağını bir tane bir yerde aldım. Yani turist güzel geldi böyle. Dönemimde bir tamamen mutlu en içinde atıldı. Şimdi rüzgar da kesilmişken şu konuya gelelim ki sonunda bu arada buradan bir dönüyor. Demek oluyor ki bu duvarı da 19. yüzyılda ayakta ve bir nedenle korumak istiyorlar. Şimdi Olimpos'a gelelim önce. Olimpos ismi ne? Olimpos ismini biliyoruz ki işte tanrıların yurdu olan bir koca yüce bir dağ. Yaklaşık 23 tane Olimpos dağı var. En meşhurlarından bir tanesi Atika bölgesinde yapılmış Yunanistan'da, diğeri Bursa'da Urdağ. Bu antik kentin ismi de aslında muhtemelen buradaki Olimpos olarak isimlendirilen dağdan geliyor. Niye bu kadar çok Olimpos dağı var? Yaşadıkları yerdeki en yüce dağa verdikleri isim bu. Ama o antik kent, yani o dağın ismi bu kente de yansımış. Ancak biz bugün Olimpos olarak isimlendirdikleri dağ Musa Dağı mı yoksa Tahtalı Dağı mı olduğunu bilmiyoruz. Bilebilmemiz de mümkün değil şu bugünkü verilerden yola çıkarak. Ben şahsi bir şey söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla Olimpos dedikleri dağlardan beklentileri şu. Her dağ bulut toplamaz. Bazı dağlar toplar. Bütün hepsi toplamaz. Yani mesela Hisar önünün yukarısındaki dağlara bakın hiç bulut toplamaz ama tahtalı toplar yani. Şimdi Musa da tahtalı da bulut toplayan dağlar, oradan da yola çıkarak bir şey söylemek zor. Ancak Musa'nın yukarısında bir kent dağı var ve bu kentten daha eskiye tarihleniyor. Belki de Helenistik dönemden önce o kentte yaşıyorlardı ve belki de Musa dağı Olimpos dağıydı ve Helenistik dönemden sonra buraya yerleştiler ve o kentin ismi belki de buraya geldi ama bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz şöyle bir şey var, bu bölgeyle ilgili M.Ö. 1. yüzyılda Romalıların korsan olarak isimlendirdikleri Zemiketes diye bir yerel Kilikyalı da aslında, yerel bir bey var diyeyim artık. Ama mutlak bir konu korsan olarak isimlendiriliyor. Onun M.Ö. 1. yüzyılda Roma'ya biraz kafa tutma durumu var.
onun yaşadığı yerin de yukarıdaki Musa Dağı'ndaki kent olduğu düşünülüyor ama o konuda da bilgimiz yok. Orası korunaklı savunma münasebeti, o yüzden orası olabilir diyorlar. Şimdi geldik arkamızdaki yapıya. İlk gördüğümüz mezar yapısında tarif etmeye çalıştığım şeyin kapısı olmayan kısmını görüyoruz. Ama içindeki renkleri görüyoruz ki o renklerden bir tanesi bugün Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Önemli bir mezar bu. Çünkü gördüğünüz gibi Likyak mezarı, Likyakes mezarı. Ne demek Likyakes? Likya bölgesini bildiğinizi tahmin ediyorum. Bir farklı bir yönetim biçimi var. Federatif bir yönetim biçimi var. Bu ilk önce Perslerin bu bölgede etkin olduğu dönemde Perikli zamanında uygulanmaya çalışılan bir yönetim sistemi. Nedir bu? Kentlerin tek başına Pers güçlerine karşı koyamayacağını fark edince Perikli buradaki krallıkları birleştirmeye çalışıyor. Ancak başarılı olamıyor. Sonra Halikarnas satrabı Muazzerius mozalesinden biliyoruz biz. Bölgede etkin oluyor. Ancak milattan önce 2. yüzyılda Roma bölgede hakimiyet sağlayınca Likya bölgesinin yönetimini Rodos'a bırakıyor. Çünkü müttefiki Rodos'a boyun eğmek istemiyorlar Likyalılar. Bir araya geliyorlar ve resmi olarak Likya Birliği kuruluyor. Likya Birliği'nin önemi ne? Bugün anladığımız federatif yöntem idare sisteminin birebir aynısı. Dış ilişkilerde, dış savaş, barış anlaşmalarında toplu karar veriyorlar. İç işlerde her kent kendisi bireysel karar veriyor. Dönem bir periyodik ama hangi kenti yapılacağı değişen bir toplantıları var. Her kentten delege katılıyor. Kentin önemine göre bu önem nüfus veya ekonomik kuvvet olabiliyor. 3-2-1 diye gidiyor. Roma döneminde de bu yönetim sistemi devam ediyor bu arada. Yaklaşık burayı sıkıyorum şu anda. Tam hatırlamıyorum ama milattan sonra 3. yüzyıldan eminim 4. yüzyıla kadar herhalde devam ediyor. Ana olarak Roma döneminde valiye. Mimari yapılarda kullanılan lentoların ana taşıyıcı olan unsurların mimari sistemesidir. Sistemesidir. Bu cepheye bakacak mısınız? Zaten kapı sistemesi ve kapı toplamı da görmüş olacaksınız. Tabi burada sembolik de anlatılma da çekilmiyor falan filan. Bu mezarın ama özel bir onların iş bilgi şu. Kapağına baktığınız zaman kapak aslında tamamen mimari bir çatının günümüze yansıması. Bu insan yüzü olarak gördüğünüz şeyler çörten. Çörten şey demek. Ne demek? Kapak alıyorsunuz. Yok. Çatılardan aşağıya suların atmasına sebep olan. Bravo. Tabii benim için anlatır mısın? Ben kıskandım. Yani çatılara yerleştirdi. Böyle ağız gibi olur. Çatıdan gelen su oradan aşağıya atıyor. Hatırladım. Su olur yani. Evet. Aslında iki tane su olduğu görüyoruz. Peki sistem niye bu şekilde? Günümüzde galiba hiç kalmadı ama 20-30 sene öncesine kadar galiba vardı. Yukarıdaki yaylalarda bazı depolama alanlarında böyle bir semerden çatı denir buna. Bükülebilen ahşap malzemeyle bir kavis oluşturup üzerine sonra kiremit de değil ama yine organik malzemeyle kapladıkları bir çatı sistemi vardır. Ki o çatı sisteminin ayakta kalabilmesi için de bir tane temel unsura ihtiyaç vardır. Ne o? Taşıyıcı, yatay taşıyıcı. O yatay taşıyıcının bir çıkıntısı burada. Herhalde orada ikinci çıkıntısı da var. Onu görüyoruz. Mezar yapısı var. Bir tane de sınıf arkadaşlar söylüyor. Yeni yerimizde o. Buradaki mezar yapısının aletler, denizlerin gibi, kemiler,
aletler birbirimize ulaşamıyor. Ama bu insanların mesleği gereği, onların gündelik hayatındaki işleriyle ilgili şeyler, meza mimarisinin işlenmesi sayesinde biz bugün bunların hepsini görebiliyoruz. Burada bir örnek gösteriyorum. Şöyle bakmak istiyorsanız bakın. Kaptan İdemos'un mezarı. Değil, ondol şekli. Kendi neydi bilmiyoruz. Evet, meşhur Kaptan İdemos'un mezarı burası. Çıkamam. Valla şurada teyzeler çıktılar indir ama. Geriden mi indiler acaba onlar? Biz gelirken onlar buradan yol aldı. Oradan iş varmış herhalde. Şöyle bir bölge var işte. Bakalım nereye çıkacağız. Olympios Antik Tiyatrosu. Antik tiyatro değil, bu antik tiyatro anlatı olması için karşılığının olması lazım. Yani sahnenin, orkestranın tam bir yuvarlak veya elips olması lazım. Yarım daire gördüğünüz gibi amfi değil. İkincisi, sanki tiyatroların hepsi böyle manzaraya yapılıyormuş gibi düşünülüyor. Öyle bir şey yok. Hani Anadolu'daki tiyatrolar Helenistik dönemde ve biraz öncesinde başlıyor. Helenistik dönemde Roma öncesinde yönelik yapısal olarak ağırlık tüm elemanlarla taşınıyor. Tiyatro gibi oturma basamaklarının ağır olan yapılarda dolayısıyla bunu bir tepeye oturtuyorlar. Bu tepelerin